Hanımlar, beyler, değerli konuklar, sevgili misafirler. MMA Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen profesyonel MMA Süper Lig maçlarına hepiniz hoş geldiniz. İlk müsabakamız Bantamweight MMA Pro eleme maçı 61.2 kilogram müsabakası 3 round üzerinden 5'er dakikadan sürecek. Mavi köşede Muhammed Mahdi Rezai İran'dan geliyor. Mutlu günler, mutlu akşamlar değerli izleyenler. Türkiye MMA Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu MMA Pro League müsabakaları için sizlerin karşısındayız. Türkiye MMA Federasyonu sporcularımıza profesyonel anlamda bir alan açmak, onları Sherdog'da ve uluslararası kayıtlarda yükseltmek ve onlara fırsatlar yaratmak adına profesyonel bir ayakta artık düzenliyor ve MMA Pro League heyecanı Ankara'da hep birlikte yaşayacağımız bir heyecan olacak. Ben İzgecan Günal bu yayında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Çok güzel, çok keyifli maçlar bizleri bekliyor. Eleme maçlarıyla ilk olarak karşınızdayız. Tüm skletlerde turnuva dahilinde dörtlü turnuvalar düzenlenecek. Ve ilk olarak bu bölümde turnuvaların ilk tur maçlarıyla sizlerin karşısında olacağız. İlk olarak Horoz Siklet'te başlıyoruz 61.2 kilogramda. Ve rakibi kırmızı köşe Eskişehir'den geliyor İsmail Çelik. İlk olarak Muhammed Mehdi Rezai oktagondaki yerini aldı. 19 yaşında Glorious MMA Yalova'nın sporcusu kendisi. İbrahim Yıldız ve Aybüke İmancı kendisinin antrenörleri. Karşısındaysa Eskişehirli sporcu İsmail Çelik olacak. Borz MMA Team sporcusu Murat Can Polat kendisinin antrenörü. Maç öncesinde her zaman olduğu gibi katmenlerimiz sporcuların son kontrollerini yapıyorlar. Vazilin uygulaması gerçekleşiyor ve ardından da müsabakalarımıza doğru geçeceğiz. Yayının ilk bölümünde bir klip gördünüz zaten. Orada tüm sporculara hakemlerimiz Sultan Alan, Fırat Gök, Federasyon Başkanımız Sayın Ali Arık seslendiler. Ve gerçekten güzel bir organizasyon eleme maçlarıyla başlıyor. Mavi köşede 19 yaşında, 1.70 boyunda İbrahim Yıldız ve Aybüke İmancı antrenörlüğünde Glorious MMA Yalova'dan geliyor Limayev lakaplı Muhammed Mahdi Rezai ve kırmızı köşede Eskişehir'den gelen 21 yaşında 61.2 kilo 1.69 boyunda Murat Can Polat antrenörlüğünde Borz MMA Team'den geliyor İsmail Çelik. Ve hakemimiz uluslararası hakem Fırat Gök. Fighters, you know the rules. Just listen to me. When I say stop, just immediately stop. If want, touch your gloves and go to your corners. Kuralları biliyorsunuz. Kulağınız bende olsun, ben dur dediğim zaman hızlı bir şekilde duruyorsunuz. Siz istiyorsanız selamlaşıp köşelerinize geçebilirsiniz. Mücadelemizin hakemi uluslararası hakemlerimizden Fırat Gök. Muzaffer Gürde ring anonslarında bizlerle birlikte bu gece değerli izleyenler. Muhammed Mehdi Rezai ve İsmail Çelik karşı karşıya geliyorlar. Horoz Siklet'te profesyonelde ilk eleme karşılaşmamız. Mücadelemiz başladı. Spinning Backfist'te başlamak istedi İsmail Çelik, ardından hemen clinch. Mücadele hızlı başladı. Sağ kroşe denemesi, sağa uzattı Muhammed Mehdi Rezai ama İsmail rakibini yere indirmeyi başardı ve henüz daha mücadelenin ilk dakikasından full mount'u buldu. Burada rakibini kontrol etme çabasında İsmail Çelik yerde, sırtı yerdeyken müthiş döndü Muhammed Mehdi Rezai. Full guard pozisyonumuzu ama üstün pozisyona çıkmayı başardı. Şimdi bakalım sporcular yerde ne üretebilecek. Half guard'a geçmek istedi, bunu başardı İranlı sporcu. Side kontrole doğru geçmek için sağ bacağını da atmak istedi ama istediğini alamadı. Bir kez daha full guard'da, sırtı yerdeyken dirsekler çıkarmak istedi İsmail. Sağ kroşe gönderdi Rezai. Şimdi tabii ki yerde rakibinizi kontrol etmek önemli ama bundan daha önemlisi yerdeyken ne üretebildiğiniz. Mücadelemizin hakemi Fırat Gök zaten pozisyonu oldukça yakın. Mücadele pasif bir hale geldiği anda sporcular ayağa kaldıracaktır. Ancak tabii ki şu anda hem İsmail hem Rezai yerde çalışmaya devam ediyorlar. Muhammed Mehdi Rezai'nin sürekli olarak gardı geçmek üzerine bir çabası var. İsmail sırtı yerde, dirsekleri gönderiyor bir yandan. Kendini bu pozisyondan kurtarabilecek fırsatlar arıyor.
MMA sporunun en güzel taraflarından biri yerdeki o taktik savaş başlamış durumda. Sağ bacağını attı bu sefer, Alfgar'da geçti ama side kontrol istedi. Yine İsmail Çelik buna engel olmayı başardı. Şimdi kafesten ayağıyla güç alıp kendini biraz daha ortaya doğru itiyor. Tabii ki sporcuların ayağa kalkmak için kafesi kullanmaları yasak yani. Parmaklarını takmaları yasak, hem el parmaklarını hem ayak parmaklarını tabii ki. Ama kendini zorla itmeniz serbest. 2 dakikası geride kaldı ilk roundumuzun. İsmail sırtını kafese getirip oradan kurtulmak istedi. Muhammed Mehdi Reza'yı sol bacağını attı ama sağ bacağı yine rakibinin kontrolünde kaldı ve half guard'dan kurtulamadı. Tekrar full guard'a geçmiş durumdayız. Kaburgalara yumruklar geldi Reza'yı'den. Guard'ı geçmek için her şeyi yapıyor ama İsmail şu ana kadar jiu-jitsu konusunda, en azından jiu-jitsu savunması konusunda gayet iyi bir performans gösterdi. Rakibine pozisyon vermedi. Zaman zaman butterfly guard'ı da bir bacağında kullanıyor. İsmail bir yandan hem Mehdi'ye hem İsmail'e talimatlar var. İki sporcu da ayakta. Şimdi İsmail hemen kurşunları savurdu. Ayağa kalkar kalkmaz spinning back fist kaçtı. Mehdi takedown'a girdi. Çift daldı ve rakibini bir kez daha yere indirmeyi başardı. Başarılı bir takedown denemesi. Bir kez daha yerde rakibini kontrol ediyor Muhammed Mehdi Reza'yı. Sol dirsek üstten gayet etkili geldi. Sağıyla yine isabeti buluyor Muhammed Mehdi Reza'yı. Kaburgaya yumruklar. Bir yandan tekrar. Gardı geçme çabaları var. İsmail Çelik yalnız yine bunu gayet iyi savunmayı başardı şu ana kadar. Köşesinden talimatlar var Muratcan Polat'tan. Dizini özellikle hocasının bahsettiği gibi gayet iyi kullanarak gardı geçirtmedi. Ancak Muhammed Mehdi Reza'yı şimdi gardı geçmeyi başardı. Bulldog çok deneyebilir. Kontrolü kaybetti. İsmail ayağa kalktı. İki sağ isabeti üst üste. Dönerek bir daha gelmek istedi ama yine yakalandı ve bir takedown daha. Bir takedown daha side kontrolde. Muhammed Mehdi Reza'yı ilk roundun son dakikası içindeyiz. Köşesinden talimatlar yağmaya devam ediyor. Fırat Gök'ün uyarısı var. Enseye, baş arkasına, vuruşlara dikkat konusunda. İsmail Çelik half guard'ı korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve çok güzel bir şekilde tekrar garda dönmeyi başardı. Side kontrolü vermemek için çok direndi. Ve rakibini kontrol etmeyi başardı. Son 10 saniye işareti geldi. Son bir darbe ve ilk roundun sonuna geldik. Muhammed Mehdi Reza'yı'nın başarılı takedownları aslında ilk roundun özeti. Ayakta İsmail Çelik gayet iyi. Çok isabetli darbeler de bulmayı başardı ama belki birazcık kontrolsüz. İlk roundun bazı noktalarında çok fazla dönen teknik denedi kendisi. Bunu gördük. Ve bu dönen teknikler, spinning back fist denemeleri özellikle çoğunlukla takedownlarla sonuçlandı. Yerde kendini gayet iyi savundu İsmail Çelik. Gardı vermeme konusunda iyi bir sporcu olduğunu gösterdi. Şimdi bakalım ikinci roundda neler yaşanacak. Kafes kapıları kapatılıyor. Son kontroller tamam. Ve ikinci roundumuz başladı.
İsmail Çelik ve Muhammed Mehdi Reza'yı karşı karşıya mücadele ayaktayken İsmail avantajlı, rakibini şimdi yere doğru alıyor. Mehdi ayağa kalkmaya çalıştı, başardı. Ağırlığını verdi rakibin üstüne ve tekrar İsmail Çelik'in sırtı yerde. Öncesinden talimatlar devam ediyor. Boğamıyor seni. Ayağını bırakma. O ayağını bağla. Evet, ayağını bağla. Yatır onu. Dönmeye çalış. O tarafa çek. Çek. Kolunu çek. Boğdurma kendini. Evet. Bir şey yapamıyor. Rakibinin boynunu evet, kontrol etme çabasında. Çevir. Doğru. Dönmeye çalış İsmail. İsmail Çelik. Bundan kurtulmaya çalışıyor. Bu pozisyonda çok fazla Muhammed Mehdi Reza'yı istediği submission'ı bulamayacak gibi, rakibini pes ettiremeyecek gibi. İsmail Çelik dönmeye çalışıyor, çevirmeye çalışıyor rakibini. Ancak Muhammed Mehdi Reza'yı şu anda kendi köşesinin hemen önünde ve antrenörleri şu anda her talimatı anlık olarak verebilecekler. İbrahim Yıldız ve Aybüke İmancı'nın öğrencisi Glorious MMA Yalova sporcusu Limayev lakaplı Muhammed Mehdi Reza'yı. Öyle bekleme. Evet, ayağını sok, suyu batacak. Gönder. Bakalım neler üretebilecek buradan. Gönder. Ayağını kafesten kullan. Kafesten kullan. Ayağınla ittir kendini oğlum, sol ayağını. İttir. Kafese çevirtirme kendini. Dirsek istiyor köşesi. Muhammed Mehdi Reza'yı'nın. İsmail kendini oradan çıkarmak istiyor. İki sporcunun da başarılı oldukları belli başlı konular var. Ve bazen özellikle full guard pozisyonunda bunlar kitleyebiliyor birbirini. Ama tabii ki maçın genelini sırtınız yerde geçirmek çok iyi bir haber değil böyle yakın geçen maçlarda. İsmail Çelik bakalım ne öğretebilecek. Tekrar full guard'a doğru döndük. İsmail ellerinde bağladı Muhammed Mehdi Reza'yı. Darbe üretmeye çalışıyor. Bir sağ kroşe geldi. Bakalım buradan neler üretebilecek. Dirsekler gelmeye devam ediyor. Bacaklarını biraz daha devreye sokmaya çalışıyor. Belki bir triangle arayabilirdi ama oradan İsmail fırsatını bulamadı. Son 1,5 dakikaya doğru ilerliyoruz. Round'un büyük kısmında Muhammed Mehdi Reza'yı İsmail Çelik'i kontrol etmeyi başardı. İsmail şimdi sırtını kafese getirdi. Elleriyle tekrar bacakları aldı ve rakibinin sırtı tamamen yerde. Muhammed Mehdi Reza'yı yerde kontrol konusunda iyi bir iş çıkartıyor. Şimdi sol bacağını özellikle biraz daha yukarı doğru çekmeye başladı İsmail Çelik. Oradan boyun kurabilir mi? Belki bir triangle'a, belki bir armbara doğru, Gogo Plata'ya doğru belki dönmek isteyebilir. Ama tabii birinci amaç burada rakibinizi kontrol etmek. Rakibinizin vücudunu doğrultup size daha sert yumruklarla, dirseklerle gelmesine izin vermemek. Son 40 saniyedeyiz. İlk roundda. Muhammed Mehdi Reza'nın yerde kontrolü devam ediyor. Şimdi bir sağ kroşe gönderdi. Gardını geçirmemek konusunda bir çıkardı İsmail ama güzel bir sağ dirsek isabeti geldi. Şimdi ayaktayken darbeleri arıyor. Mehdi tekmeler, upkickleri belki kullanabilir İsmail. Son bir
Sakroş'u aradı. Muhammed Mehdi Reza'yı ama ilk raundun, ikinci raundun düzeltiyorum, sonuna geldik. Şimdi ilk iki roundda bulduğu takedownlarla birlikte, yerde kontrolle ve zaman zaman darbeleriyle birlikte sanki Muhammed Mehdi Reza'nın bir adım önde olduğunu söylemek mümkün. Belki pozisyonlar yerdeyken yeteri kadar üretemedi Muhammed Mehdi Reza'yı, ancak İsmail Çelik'in de daha pasif kaldığını söylemek mümkün tabii ki. Ama tabii ki 3 roundluk bir karşılaşma. Henüz daha 5 dakikamız daha var. Bu müsabakada bakalım kalan bölümde neler olacak. Heyecanla bekliyoruz. Hemen hatırlatalım tekrar. MMA Federasyonu Pro League müsabakalarında 61.2 kilo dorosiklette İlk eleme karşılaşmamız, dörtlü turnuvalarımız var her siklette ve bu eleme maçını kazanan isim finale yükselecek. Bakalım Muhammed Mehdi Reza'yı mı yoksa İsmail Çelik mi, hangisi? Bir üst tura yükselecek. Finale yükselecek hatta. Başladık 3. ve son raunda değerli izleyenler. Şimdi hemen bir takedown geldi yine. Muhammed Mehdi Reza'yı, yine rakibini yere almayı başardı. Mehdi'nin kontrolü devam ediyor. Sol yumruklar geldi İsmail'den. İsmail Çelik bakalım kendini buradan kurtarabilecek mi? Fırsat olabilir belki burada. Kafes duvarını iyi kullanmayı başarırsa dönme şansı da olabilir. Dirsek isabeti var Muhammed Mehdi Reza'yı. Ama şu ana kadar maçın başından bu yana olduğu gibi kontrolünü sürdürüyor. Rakibinin yerden kalkmasına izin vermiyor ve zaman zaman yumruklarla, kroşelerle, hammer fistlerle etkili oluyor. Tarafında köşelerinden net talimatlar gelmeye devam ediyor. Köşelerinde yerinde durması lazım. Orada bu uyarı geldiğinde gördük. İsmail Triangle'a doğru girebilecek mi bakalım. Ayaklarını şöyle bir kaldırdı, bacaklarını, ama istediği pozisyonu bulamadı. Halbuki hocadan talimatlar Mehdi'ye çok yakından takip ediyor. Tabii ki müsabakayı. Tabii iki tarafta bir yandan rakibin antrenörünün verdiği talimatları duyabiliyor. Onu da hesaba katmak lazım. Adamın bilekten kolunu yakala, içeri koyduk ya hani atarken. Sadece bilekten yakala, içeri koy. Bir kolunu yakala, bilekten yakala, dirseğini içeri sok. Şimdi sol bacağını atmayı başardı İsmail. Mehdi kendini oradan kurtardı. İsmail Çelik yerde mapkikleri belki kullanabilir. Sağlar aldı. İsmail yerde kapanıyor. Karaciğer'e doğru, hatta belki kaburgaya doğru. Yumruklar, bir upkick denedi İsmail, olmadı. Kaburgaya bir darbe daha. Şimdi bacakları atıp side kontrole geçmek istedi Muhammed Mehdi Reza'yı. Sok dizini içeri. Geçirme gardını. Üstün pozisyonda yine Muhammed Mehdi Reza'yı, half guard'ta, yarım guard'ta. İsmail'in köşesi triangle'ı istiyor. Mehdi'nin köşesi yerde yumrukları istiyor tabii ki. Evet, ayağınla beraber güzel, güzel olur.
İsmail dönmeye çalışıyor. Kaltasını güzel çevirdi ve rakibinin sırtına geçti İsmail Çelik. Yerde muhteşem bir hamle. Şimdi rear naked choke'u bağlayacak İsmail Çelik. Burada sol kolunu kullanması lazım. Sol kolu vermek istemiyor tabii ki. Burada Mehdi dönerek kurtulmak istedi, olmadı. İsmail bir anda maçı bitirmeye yaklaştı. Sol kolunu da getirdi. Rear naked choke'u bağladı İsmail Çelik. Maçın tamamını yerde geçirdi ama sonlarda üstün pozisyonu buldu. Hakem Fırat Gök çok yakın pozisyona. Mehdi bakalım kendini buradan kurtarabilecek mi? Dönmeye çalışıyor. İsmail'e doğru kendini buradan kurtarmak için İsmail bırakmıyor. Rear naked choke'la maçı bitirmeye oldukça yakın İsmail Çelik. Rakibinin o elini kurtarması lazım. Sol elini ilk anda bunu başarır gibiydi Mehdi. Ama devamını getirmek zorunda. Çok zorlu anlar tabii ki Muhammed Mehdi Rezai için. Hakem Fırat Gök çok yakın pozisyona. Rakibini bileğinden yakalayıp kendini oradan kurtarmak istiyor Muhammed Mehdi Rezai ama yapamıyor, pes ediyor. Üçüncü roundda pes ediyor Muhammed Mehdi Rezai. İsmail Çelik müsabakanın galibi. Kesinlikle alkış hak ettiler. Yerde savunmasının gayet iyi olduğunu göstermişti İsmail Çelik. Hücuma da geçmeyi başardı doğru noktada. Rakibinin sırtını kaptı. Rear naked choke'u bağladı. Bırakmadı. Ve İsmail Çelik adını finale yazdırıyor. MMA Pro League ilk karşılaşmamızda. Evet, resmi sonucu beyler, alacağız. Müsabakamızın tap out'la kazananı Red Corner İsmail Çelik. İsmail Çelik karşılaşmayı kazanıyor değerli izleyenler. Üçüncü roundda rakibini pes ettirmeyi başardı.